Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Rabbi şirahli sadri ve yestirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Radiyallahu anna ve radiyallahu anküm. Beşinci dersimizde Fatiha'dan sonra dört kısa sureden devam ediyoruz ve Kevser suresine geldik. Kevser suresi Kur'an'ın en kısa suresidir. Namazda da en az okunacak ölçünün emsali budur. Fıkıh kitapları öyle der. Ya kısa bir ayet, ayetin uzunluğu da diyor ki bu üç kısa ayet kadar olacak. Üç ayettir bu. Namazda okuyacağınız en az ölçü bu üç kısa ayet boyutunda en az okuyacaksınız Fatiha'dan sonra. Bunun daha kısası yok. En kısa bu. Mekkiyetün ev medeniyetün. Sure ya Medine'de nazil oldu yahut da Mekke'de nazil oldu. Namazdan bahsettiği için Mekke diyenler var. Kurbandan bahsettiği için Medine diyenler var. Ya Mekke'de indi ya Medine'de indi. Selâsü âyâtin üç ayettir. Kevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele'yi Fatiha'dan biliyorsunuz. Onu uzun uzun anlattık. Takip etmeyenler Fatiha dersini açıp baksın. Bunlar yayınlanıyor sonradan. Veya Besmele neymiş? Besmele ile ilgili bilgiyi Fatiha'da verdik. İnna muhakkak ki biz e'tayna verdik ke sana. İnna e'tayna ke muhakkak ki biz sana verdik. Kime? Ya Muhammed, tefsirde öyle yazıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz sesleniyor. Ya Muhammed, ey Habibim, ey Resulüm. Muhakkak ki biz sana verdik. Neyi verdik? El-Kevfera. Peltek. Kevser değil. Kevser dersen namazın bozulur. Keskin okumayacaksın bu S'yi. Bu S peltektir. Kevser. Fer de değil. Fer. Kev. Fer. Peltek olacak. Kevser keskin okursan başka bir mana. Kevser başka bir mana. Namaz anında gider. Hocam bugüne kadar ben böyle okudum. Düzeltirsen şimdi öğreniyorsun. Allah gereği de affeder. İş işten geçti çünkü. Öğrenmeye inat edersen, ilgilenmezsen, boşlarsan, ihtimam göstermezsen evet gidiyor arkadaş. Bu iş böyle. Herkes bunu okur ama halbuki en tehlikeli surelerden biridir bu. Yanlış okuduğun bir harf işi bitirir. Bu Felak suresi, İhlas suresi, Samet gelince anlatırız derse de o da öyle. Tek bir harf. Namaz fasit olur. Direkt gitti. Bitti namaz. Gitti. Halak. Anlattım bunu. Yerinde bir daha anlatırız. Halak olacak. Gitti. Kevser de böyle. F okuyacaksın. İnna e'dayna kel kev ser. Ra'da kalın. Ra'da kalın. Evet. Şimdi Kevser ne demek? Kevser manası ne? Huve nehrun fil cenneti. Cennette akan bir nehirdir. Bir rivayete göre. Şimdi birkaç vecih var. İlla şudur diyemezsin. Ama meşhur olan budur. Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı anlatılan şeylerde. Birincisi Kevser. Cennette akan bir nehir. Evvehut da huve havluhu teridu aleyhi ümmetühü. Yahut da o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın havuzudur. İçi su dolu olan havuzudur. Ve ümmeti ona gelip içerler. Genellikle bu ikisi meşhurdur. Bu ikisi meşhurdur. Mana olarak. Ama 12 tane manası var. Kevser ne demek? Çeşit çeşit şeyler anlatılmış. Ama Kevser dediğin zaman bir meşhur olan mana ya cennette akan bir nehir yahut da Efendimizin havzudur ki meselenin en meşhuru budur. Her ümmet, her peygamberin bir havzu Kevser'i vardır. Her peygambere vardır bu. Sadece Efendimiz Aleyhisselam'a değil, sadece fark en büyüğü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ındır. Soruyorlar nasıldır ya Resulallah bu? Havzu Kevser denilen şey nasıldır? O diyor sütten beyazdır rengi. Baldan da tatlıdır. Kokusu miskten daha güzeldir.
Kim ondan bir kap içerse bir daha asla ila nihaya susamaz. Öyle bir havuz, öyle bir su. Ve diyor onun bardakları gökteki yıldızlardan daha çoktur. Havuzun kenarında bardaklar varmış. Kaseler. Gökteki yıldızlardan daha çoktur diyor Resulullah Aleyhisselam. Kim bir bardak içerse bir daha diyor ebediyen ondan susamaz. Kim içecek buradan? Ümmeti Muhammed içecek. Peki hepsi içecek mi? Yok, hepsi içemeyecek. Maalesef. Hangimiz içecek bilmiyoruz yani. Ümmeti Muhammed içecek ama ümmeti Muhammed'in de hepsi içemeyecek. Ya Resulallah kimler bundan içecek? Ümmetim içecek. Ve Efendimiz Aleyhisselam elinde bir bastonla, bir sopayla, asayla ümmetini davet edecek böyle. Herkes akın akın ümmeti Muhammed Efendimizin Havz-ı Kevser'ine koşturacak. Ondan sonra bazıları, Allah bizi onlardan etmesin, bazıları böyle koştururken bazı görevli melekler onları engelleyecekler. Peygamber Aleyhisselam buyuracakmış ki ya Rabbi niye onlar engelleniyor, onlar benim ümmetim. Sonra bir melek yahut da Allah'ımız bizatihi kendisi, senin ümmetin ama senden sonra çok kötülüklere girdi onlar. Bidatlar çıkarttılar, dinden uzaklaştılar onlar. Onları içirmeyecekler. Münafıklar içemeyecekmiş. Mürtetler zaten içemeyecekler. Büyük günah işleyenler de içemeyecekmiş. Büyük 7 tane kebair günah var ya sayılıyor. Allah bütün günahlarımızı affeylesin. Biz büyük küçük ne günahlar işliyoruz. Allah o Havz-ı Kevser'in başından kovulanlardan eylemesin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim o havuzdan kovulursa sırattan da geçemeyecek. Hani tamam ya havuzdan içemedim ama başka bir yerden içerim, yok. O havuzdan kovulanların hiçbiri sırattan da geçemeyecekmiş. Allah bizi onlardan eylemesin. Velkevseru ya da Kevser ne demek? Dedim ya çok vecihleri var bunun. Ama en meşhuru Efendimizin havuzu ve havuz, yani havz derken havuz. Daha başka ne? El hayrul kesir. Çok çok hayırlardır. Minen nübüvveti vel Kur'ani ve şefaati ve nahviha. Yahut da bu Kevser'in manası nübüvvetle alakalı büyük hayırlar, Kur'an'la alakalı büyük bir hayır. Kur'an'ın kendisi zaten başlı başına bir mucize, bir hayır. Yahut da Efendimizin şefaatiyle alakalı bir terim. Yahut da başka bir şey. Çok vecih var. Büyük tefsirlerde çok çok vecih var. Ama bize bunu bilmek yeterli. Meşhur olan bu. Cumhur ulemanın görüşü bu. Sahabilerden de çoğunluğunun görüşü, bilgisi bu. Efendimizin Havz-ı Kevser'i yahut da cennette akan bir ırmak. Allah o Havz-ı Kevser'den kana kana içenlerden eylesin bizi. Hak etmiyoruz ama diyeceğiz ki ya Resulallah biz ahir zamanda yaşadık. Biz küfrün galibiyet olduğu günlerde yaşadık. Küfrün galip olduğu yıllarda dinini yaşamaya çalıştık, savunmaya çalıştık. Affet bizi. Şefaat et bize diyeceğiz. Bize ver bir yudum suyundan. O merhametlidir. Bizi bırakmaz. Sahabi soruyor. Ya Resulallah peki sen ümmetini tanıyacak mısın? Yani hadi bizi gördün. Bununla ilgili birçok hadis var mı? Ben ortalamasını söyleyeyim size uzatmadan. Nasıl tanıyacaksın? Davet edeceğin ümmetini nasıl tanıyacaksın? Hiçbir ümmette olmayan bir suret, siret sizde olacak. Abdest azalarınız ve namaz azalarınız parlayacak ve sizi oradan tanıyacağım diyor. Yani 5 vakit namaz kılmayan bir adamın Resulullah Aleyhisselam'ın tanıması çok zor. Tanıyamayacak, yok ki, parlamıyor bir şey. Yok yani. İşaret bu. Ümmeti Muhammed'in ahiretteki işareti, alameti abdest ve namaz azalarının parlamasıyla olacak. Hatta başka ümmetler biz geçerken diyecekler ki Allah'ım kim bunlar böyle? Her biri peygamber gibi parlıyor diyecekler böyle. Sahabilerden bir tanesi, ismini unuttum. Allah derecesini âli etsin, şefaatine bizi nail eylesin. Bunu duyunca bir gün bir bakıyor arkadaşları kolunu buraya kadar yıkıyor, ayaklarını dizine kadar yıkıyor falan. Arkadaşlarından biri, o da sahabi, diyor ki ya ne yapıyorsun böyle abdest? Diyor ki ya Peygamber Aleyhisselam böyle böyle bir şey söyledi, beni önce tanısın diye yapıyorum diyormuş. Önce beni tanısın, en çok benimkiler parlasın. Öyle bir duygu yani. Bizim alnımız parlayacak, şu bölüm, burnumuz da şurası, tam burası. Bir de dizlerimiz, ellerimiz, ayaklarımızın uçları, namaz secde ediyoruz ya, onlar parlayacak ve abdest azalarımız parlayacak.
Şimdi yüzümüz parlayacak ama şurası ayrı bir parlayacak. Bir gün bir kabire giriyor Resulullah Aleyhisselam. Kabirde dua ediyor işte, hüzünleniyor. Dönüyor ashabına diyor ki, kardeşlerimizi keşke hani görmeyi çok isterdim diyor. Ya Resulallah, kardeşlerin kim? Siz diyor ashabımsınız. Kardeşlerim benden sonra gelecek olan Müslümanlar diyor. Ya Resulallah, onları nasıl tanıyacaksın? Bir sürü siyah atının içinde alnı beyaz lekeli atını tanıyamaz mı sahibi diyor. Tanır ya Resulallah diyor. İşte öyle tanıyacağım diyor. Simsiyah atların arasında, şurada hani atların bir rengi olur ya, şimdi secdeyi de düşün. Aynı öyle bir emsal anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. Allah Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatine en çabuk ulaşanlardan eylesin. Amin. Efendimizin şefaati de haktır. Şefaat yok diyenlere inanmayın. Şefaati haktır. Şefaati hak edenlere Efendimiz, izin verilenlere şefaat edecek. Men zellezi yeşfe'u. Bak, şefaat kelimesi okudum. Ayet-el Kürsi. Bakara suresinden bir ayet. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. Allah'ın izin verdiklerine şefaat edilecek, ayetle sabit. Herkese şefaat etmeyecek Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ın şefaate izin verdiği kullarına karşı Efendimiz'e izin verilecek ve Efendimiz Aleyhisselam bizlere şefaat edecek. Kimlere şefaat edecek? Sünnet-i Seniyye'ye en yapışık yaşayanlar önce. Sıralama böyle. Efendimiz'e. Salavat çok getirenler, namazlarını aksatmayanlar falan filan. Allah bizi şefaate nasip, nail eylesin. Çünkü bizim umutlarımızdan ikincisi şefaati Muhammediye'dir. Aleyhissalatü vesselam. Birincisi Allah'ın rahmeti, ikincisi peygamberimizin şefaatidir aleyhisselam. Bu peygamberin şefaati nedir? O da Allah'ın rahmetinin başka bir tecellisidir. Onu da Allah izin veriyor zaten. Hani peygamber aleyhisselam kafasından yapmıyor bunu. Allah'ımız diyor ki, ya Muhammed, ey Habibim, sen, izin veriyorum, şunlara şefaat edebilirsin. Şu gruba, şunlara değil. Bunu niye inkar ediyorsun ya? Evet. Fesalli. Yine bir Kevser suresinde yapılan bir hatanın yeri gene. Diyor. Bak, Kevser'i düzelttik. Fe. Değil mi? Çoğunuz da böyle okuyordunuz. Yalan mı? Kevser deyip geçiyorsun. İnna adarekel Kevser. Gitti. Şu sese gitti namaz. Yine bak, bir yer geldi. Fesalli. Namazını kıl. Kim için? Li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Şimdi burada da yaptığınız en büyük yanlış. Fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike. Lili. Lili ne ya? Fesalli li rabbike. O başka bir kelime. O başka bir kelime. Nasıl söylüyorsunuz? Fesalli li rabbike. İkinci kelimenin ilk harfini buraya atıyorsunuz. O da zaten o kelimenin harfi değil, bir edattır. Lam. Tadiyet bildiren bir edattır. Lam. Sen onu bu tarafa atıyorsun. Fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike. Orada nefesini kesmeden, hızı çok bozmadan, küçücük böyle, hani saniyenin onda biri kadar, 50'de biri kadar bir duraksama yapacaksın. Fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike. Yani la'yı buraya atacaksın. Li rabbike. Fesalli li rabbike değil o. Fesalli li. Değil mi? Böyle okuyorsunuz. Böyle gidiyor. Bunu da düzeltin. Fesalli li değil. Lili yok. Fesalli li rabbike. Tamam. Rabbin için namaz kıl. Hangi namazdan bahsediyor peki burada? Meşhur olan görüşü almış burası. En meşhur görüş bu. Salat-ı İd-i Nahr. Kurban bayramı namazını söylüyor bu ayet. Ama kesin bu namazı mı söylüyor? Hayır. Kesin bu namazı söylüyor olsaydı kurban namazı farz olurdu. Kurban namazı farz mı? Hanefi mezhebinde vacip. Diğer mezhep Şafii'de sünnet. Vacip hükmü olmadığı için Şafii'de. Diyor ki bu Efendimiz diyor bu ayete göre değil, kendi kıldığı için biz kılıyoruz diyor İmam Şafii. Ama Hanefi uleması diyor ki fesalli, namazını kıl, li rabbike, Rabbin için. Hangi namaz bu? İşte salat-ı İd-in Nahr. Kurban bayramı namazı. Kesin mi bildiriyor? Kesin değil ama Efendimiz bu ayetten sonra namazı öne aldı. Bu ayet gelmeden önce kurbanını kesip sonra namazını kılıyordu. Bayram namazını kılıyordu. Bu ayet nazil olunca önce namazını kıldı, sonra kurbanını kesmeye başladı diyorlar rivayetlere dayanarak, sahabinin rivayetlerine. Ha diyorlar ki o zaman bu namaz, bu ayet kurban bayramı namazını ifade ediyor.
Kesin mi? Yok, kesin değil, kat'i değil. O zaman Kurban Bayramı namazı Hanefi fıkhına göre vaciptir. Anlaştık mı? Başka diyen de var. Yani bu meşhur olan görüş bu. Siz bunu tutun aklınızda. Ama ben ya duyarsanız hoca bize böyle anlatmamıştı ya demeyin. Daha geniş tefsir derslerinde daha geniş manalar. Ben özetini anlatıyorum. Bu hacda kılınan Mina vaktinde Müzdelife'de sabah namazını ifade ediyor diyenler de var. Sabah namazını ifade ediyor diyenler de var. Bu namaz o günkü Müzdelife'deki sabah namazını ifade ediyor. Öyle bir rivayet de var. Ama meşhur olan görüş Kurban Bayramı namazıdır. Kurban Bayramı namazının vacibiyeti Hanefi fıkhına göre buradan gelir. Tamam? Wen har değil. Har başka bir şey. Wen har. Pürüzsüz ama boğazdan. Noktasız ha var. Noktalı olursa ha. Biraz pürüzlü. Wen har. Har. Tamam. Kes. Neyi yani? Nüsükeke. Kurbanını kes. Fesalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Wen har. Ve kurbanını kes. Önce namazını kıl. İşte az önceki rivayeti anlattığım konu bu. İnne şani eke. Şüphesiz ki yani ey mübğidake. Şüphesiz ki sana öfkelenenler, sana buğz edenler var ya. Peygamber'e söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Sana buğz edenler var ya, sana kızanlar var ya. Şimdi o günkülere Kur'an kıyamete kadar hükmü daim olan bir kitaptır. Ayetlerde öyle. Ne demiştik? Kur'an neydi? Yaşayan, yaşatan ve yöneten bir kitaptır. Kıyamete kadar böyledir. Müslümanı yaşatan, kendisi de yaşayan, Müslümanın bütün işlerini yöneten, ta devlet idaresinden tutun ki tuvalete girene kadar. Hepsini yöneten bir dindir İslam, Kur'an. Müslümanın anayasa kitabıdır Kur'an. Bu kelimelere alışın. Kıyamete kadar geçerlidir. O günkü peygamber düşmanlarına söylüyor Allah ama bugünkü peygamber düşmanlarını da kapsıyor. Şüphesiz ki sana düşmanlık edenler, sana buğz edenler, seni sevmeyenler, senin hakkında dedikodu yapanlar, getirdiğin vahiylere hakaret edenler var ya, huvel ebter. İşte asıl onlar ebterdir, ebter. Ebter ne demek? Anlatacak şimdi. Ebter. Ne demekmiş ebter? El munkati'u an külli hayrin. Bütün hayırlardan kesilmiş. Bütün hayırlar kendisinden alınmış. Hiçbir hayrı olmayan, son böyle sonu gelmiş, kurumuş, pislik, leş. Ya da ev veyahut da el munkati'ul akibi. Yahut da soyu kurumuş, zürriyetsiz, soysuz. Kelime manası bu. Yani peygambere düşmanlık edenler bütün hayırlardan kesilmiştir ve soysuzdur. Zürriyetsizdir, cibiliyetsizdir. Öyledir. Peygamber düşmanlarının işte Kur'an'la sabit sıfatı bu. Peygamber düşmanlarının Kur'an'la. Hakikaten bugün baktığınızda da bütün peygamber düşmanları cibiliyetsiz. Soysuz, zürriyetsiz. Hakikaten. Bakın yani araştırın. İlla ya sonu gerçekten iyi gizleyememişse sonu Yahudiliğe dayanır. Sebataycıya dayanır. Dönmedir. Dönme derken din dönmesidir. Yani gizli sebataycı Yahudidir. Ya Türk değildir, Kürt değildir, Boşnak değildir. Sonu Tel Aviv'e dayanır. Böyle adamlardır hep. Ve soyu çabuk tükenir bunların. Namları ve şöhretleri kalmaz. Kalanlar da hep kendilerine ve soylarına küfrettirir. İşte bakın Rusya'da Lenin vardı. Oranın ilahı oydu. Şimdi git ana avrat küfrediyorlar ona. Git şimdi. Böyle adamların, zalimlerin, diktatörlerin sonu budur. Ama bak Abdülhamit'i nasıl anıyoruz hala? Hatta düşmanları diktatör diyordu, istibdatçı diyordu. Biz hala cennet mekan, ulu hakan diyoruz. Allah bize öyle andırtıyor. Vahdettin'e hain diyorlar. Biz ne diyoruz? Büyük Hakan Sultan Vahdettin diyoruz. Değil mi bak? Öyle andırıyor Allah.
E peki hocam, onlar da kötü anıyor ama onlar zürriyetsizmiş. Peygamberimize sağlığında da sonrasında da küfreden adamlar olmadı mı? Bak şimdi bu sure gene kimin için inmiş? Nezelet, bu sure inmiştir. Fil As ibn Vail. Aha yine As bin Vail çıktı karşımıza. Ne azılı kafir. Bak hep siz Ebu Cehil'i tanıyorsunuz. Bak kaç surede çıkmıyor mu karşımıza As bin Vail? Şimdi As bin Vail yolda peygamberimizle karşılaşıyor. Biraz konuşuyorlar böyle. Artık ne konuşuyorlarsa. Müşriklerin yanına gidince diyor ki, ya kimle konuştun sen öyle yolda? Şu Ebter yok mu diyor. Ebter, onunla konuştum. O takıyor bu lakabı. Peygamberimize Ebter lakabını takıyor. Semmen nebiyye, Efendimiz'i isimlendirmişti bu As bin Vail. Ebtera, Ebter diye isimlendirmişti. Ne zaman? İnde mevt ibnihil Kasım. Kasım oğlu olan peygamberimizin oğlu Kasım öldüğünde Muhammed Ebter'dir dediler. As bin Vail çıkarttı bu lafı. Yani soyu, erkek çocuğu ölünce Araplar öyle derdi. Bu Ebter oldu derdi. Soyu kesildi. Soysuz bu derler yani. Efendimizin de erkek çocukları vefat edince, Kasım da ölünce, ki Kasım'ı çok severdi Resulullah Aleyhisselam. Hatta kendine lakap taktırmıştı. Ebul Kasım. Efendimizin lakabıdır. Kasım'ın babası olarak lakabı böyleydi Efendimizin. Lakaplarından, isimlerinden biri Ebul Kasım. Kasım'ın babası. Ölünce bu As bin Vail denilen azılı kafir dedi ki, Ebter Muhammed dedi yani. Allah'ımız da ne buyurdu? İnne şani eke huvel ebter. Asıl ebter onlardır, sen üzülme. As bin Vail'in torunu var mı şimdi? Tanıyanınız var mı As bin Vail'i? Ama peygamberimizin soyu hala devam etmiyor mu? Dünyanın her yeri seyitlerle dolu değil mi? Hazreti Fatıma annemizden, Hazreti Ali efendimizden, Hasan Hüseyin efendilerimizden türedi. Hala daha seyitler yok mu? Bak kimmiş ebter? İnne şani eke huvel ebtar. İşte peygamberimize küfredenler, sevmeyenler, bunların soyu ebterdir. Efendimizin soyu kıyamete kadar yaşayacak. O silsile devam edecek. Benim tanıdığım seyitler var, öyle sıradan değil yani. Secerelerini gördüğüm, böyle yazıyorlar. Kim doğdu, kim kimden doğdu, hangi kadından, hangi adamdan, kim kimle evlen, tek tek not ediyorlar. Şecere var. Buradan şuraya kadar gidiyor o şecere. Hani gördüm, böyle bir açıyoruz, beze yazılmış. Ekleniyor üstüne, kağıtlara böyle, kartonlara ekliyorlar böyle. Ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, adam soyunu tutmuş. Hani ebter? Bak, bu ebter değil. Ama kim ebter? Zürriyetsiz peygamber düşmanları. Ama Efendimizin soyu, sopu, pürü pak. Ta Adem Aleyhisselam'a kadar biliniyor Efendimizin soyu. Sonrası da, öncesi de biliniyor. O tertemiz bir sülaleden geldi. O pırıl pırıl bir nesebe sahip. Hiç İslam dışı pisliklere bulaşmamış bir soyu sopu var Efendimiz Aleyhisselam. Ha peygamber soyundan gelir, günaha girer. O peygamberi ilgilendirmez yani. Herkes kendi hesabını verecek. Ama Efendimiz Aleyhisselam'a kim düşmanlık ediyorsa soysuz da onlardır. Ebter de onlardır. Zürriyetsiz de onlardır. Bugün de gerçekten baktığımızda bu böyledir. Allah bizi Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatine, Havz-ı Kevser'ine en çabuk yoldan, en kısa yoldan ulaşanlardan eylesin. Kabirden kalkar kalkmaz Efendimiz Aleyhisselam'ın Livayül Ham sancağının altına toplanan ümmetinden olmayı bize nasip eylesin. Doğru almayacağım, çok rahatsızım. Dersi de zor anlattım. Hakkınızı helal edin. El-Fatiha.